Alacağım kızı. Bu rezaleti buradan mı bırakacağım? Ne diyorsunuz Kazım Bey? Sen hiç konuşma Ferit Bey. Kabahatinle sus. Kazım Bey bir yanlış anlaşılma var. Bir oturup konuşalım lütfen. Ya görünen köy kılavuz istemez dönüyor. Kılavuz istemez ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Seyran lafımı kirletme buraya geleme. Kazım. Babam bu haberi böyle görürse ve başına bir şey gelirse hesabını senden sorarım. Orhan ne oluyor? Sabah sabah ne bu tantara? Pazar yerine dönmüş kapının önü. Ne oluyor? Ağam gününüz aydın olsun ağam, gününüz aydın olsun. Ya dünürümle şakalaşıydık. Kusura kalma, sesimiz biraz çok çıkmış. Ağam, özel bir durum var. İzin ver, odada konuşalım. Ne söyleyeceksen söyle Fakat. Allah aşkına, hatırım için burada olmaz. Şimdi konuşalım. Ağama hürmeten sustum, bilersin dünür. Böyle fevri davranarak bir şey çözemezsiniz ki Kazım Bey. Bir konuşalım. Bir yanlış anlaşılma sadece. Bu haberin hesabını vereceksin damat, vereceksin. Sen benim kızımın şerefiyle, namusuyla oynayacak adam mısın? He? Kazım Bey. Oturalım mı lütfen? Ya. Evlat kıymetli oluyormuş değil mi Dünür? He? Değil mi? Ama sadece Koranlara değil ha. Herkese kıymetli, herkese. Kazım Bey, o haber eski. Ne? Eski Kazım Bey, evlenmeden önce çekilmiş bir fotoğraf. Anlatıyorum size ama dinlemiyorsunuz ki. Ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz ya ha? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz ha? O zaman resmi niye şimdi yayınlamışlar ya? Kazım Bey niye kandıralım sizi? Biri nereden bulduysa gitmiş yeğeni basmış. Bizim başımıza hep böyle şeyler gelir ki zaten. Bakın köklü ailelerin seveni olduğu kadar sevmeyeni de oluyor. Ya siz biliyorsunuz bunu. Art niyetli insanların işi işte. Buyurun oturalım konuşalım hadi. Ya. Bu fotoğraftaki senin oğlun der mi Dünür? Kazım Bey. Benim diyorum zaten. Ben onu mu diyeyim ya? He, onu mu diyeyim? Bak şuna bak. Saç tıraşın aynı, sakal tıraşın aynı. Tamam işte Kazım Bey. Evlenmeden hemen önceki fotoğraf bu. Yine evlendiler zaten yani. Siz nasıl bir değişim bekliyorsunuz ki? Doğru söylüyor baba. Ben siz hiçbir gece dışarıya çıkmadı Ferit. Ya gözüne soka soka yapacak değil ya benim saf güzel kızım. Sen geçen gün bizim evde kalmadın mı? He? Bu neredeydi? Bu yoktu. Evdeydi. Ferit o gece evdeydi. Zaten Halis Ağa'nın haberi olmadan Ferit'in dışarı çıkıp gezmesi tozması mümkün değil. Tamam çocuklar hadi. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Şimdi bizi bırakın baş başa biraz konuşalım. Ah Kazım Bey ah. Thank you.
Latife, bir şey mi oldu? Lütfen olmasın artık. Sizinle ilgili değil küçük beyim. Kazım Bey Seyran Hanım'la bir konuşmak ister. Gidelim beraber. Nerede? Bahçede, deniz tarafında. Hava alacakmış biraz. Onun benimle konuşacakları vardır. Sen gelme. Emin misin? Emin. Koçum, gel hele gel. Buyur Kazım Han, emret. Aferin, aferin. Saygılı olansın, aferin. Ne yaptın? Ne diyeyim, alışabildin? Pek alışamadım han. Bizim memleket bir başka. Ama mecburuz işte. Değil mi? Öyle, öyle, öyle. Biz de zorlanıyık oğlum. Biz de zorlanıyık. Ne edeceğim? Şimdi beni iyi dinle. Sana bir şey anlatacağım. Tamam. Tamam. Bak şimdi. Burada ne oluyor, ne bitiyor, her şeyden beni haberdar edeceğim. Tamam mı benim? Ha? Yavrum benim, güzel çocuğum. Allah'ım. Sevdim seni. Otuz sekizinci kat. Bilmiyorum, basıyorsun, kapıyı açık. Tamam. Koy telefonu cebine. Aferin, aferin. İyice kafana yazdı mı dedik yani? Ha, evet. Bak koçu, bak Seyran'la Suna senin kardeşin. Başlarına bir şey gelirse onları kollucun. Ama burada ne oluyor, ne bitiyor, her bana haber vereceksin. Tamam abi, sen nasıl uygun görürsen. Ey yaşıyor. Ya torpağımın adamı ha. Oğlum biz Antepliyik, Antepli. Biz 40 kişiyik, 40'ımız birbirimizi bilik. Bize bizden başkasının faydası yok, bilesin. Ya torpağımla muhabbet edeydim kızım. Sevdim ben bu oğlanı ya. Dedim, kızlarımın başına bir şey gelirse dedim, hemen koruyup kollayacağım dedim, öyle mi? Doğrudur abi. Aferin, hadi bakayım. Hadi işine bas sen, ben kızımla konuşacağım. Thank you.
Bak hele. Bir daha böyle bir şey olursa ilk ben duyacağım. Anladın mı? Damadım böyle çapkınlığı olur. Sana karşı bir tavrı bir şey olur. Bak kapı gibi baban senin yanında. İlk ben duyacağım. Anladın? Anladım baba. Ha. Dur hele dur. Böyle baş başayken sorayım bak. Bu damadın Ferid'in gece gezmesi falan var mı? Alkol neyin öyle bir şeyi var mı? Yok baba. Yok. Hey. Hey. Biraz dik dur. Tekrar yürür müsün? Alıştın bile. Diyelim ki yere bir şey düşürdün. Eğilip alır mısın? Yok hayır. Kal. Dekolteni asla elinle kapatma. Çok daha zarif bir şekilde çantanla kapat. Ya bu hem eğilirken hem de arabadan inerken. Şimdi oturur musun? Bacak bacak üstüne at. Gayet güzel. Temel zarafet eğitimi aldığın belli. Ama detaylara hakim değilsin, önemli değil. Zaman içinde hepsi olur. Bakışlarını kaçırma. Bakışların çok güzel. Onlar senin en güçlü silahın. Nasıl yani? Zaman içinde bu çekingenliği üzerinden atacaksın. Diyelim ki bir davete gittin. Bakışlarınla herkese pas verir gibi yapacaksın. Ama kimseye yüz vermeyeceksin. Tüm insanlarla belirli bir mesafede olacaksın. Ailen de buna dahil. Güler yüzlü ve sıcak olacaksın. Tabii ki dozunda. Az konuşacak, erkeklere sana bir şeyleri anlatabilecekleri kadar fırsat vereceksin. Herkes sana yaklaşmaya çekinecek. Ama yaklaşmak için de can atacak. Umarım sizi hayal kırıklığına uğratmam İfakat Hanım. Çünkü bunlar benim için biraz zor. Biliyorum. Ama eğer sözlerimi dinler, bana tamamen teslim olursan... ...bugüne kadar kurduğum bütün hayaller gerçek olur. İnan bana. Teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar yeter diyelim. Sana ilk ödevini veriyorum. Kardeşin Seyran. Tabii ki görüşeceksin, konuşacaksın. Ama ne demiştik? Herkesle belli bir mesafede. Kardeşime de mi mesafe koyacağım? Evet. Ben sana kardeşini sevme demiyorum. Ama onun hayatındaki sorunların seni hayatını etkilemesine izin verme diyorum. Şunu sakın unutma. Bu hayattaki en güçlü kalkan mesafedir. Anlatabildim mi? Anladım İfakat Hanım. Dediklerinizi yapmaya çalışacağım. Aferin. Böyle devam edersen çok hızlı yol alırsın. Olabilir mi? Hangi konuda? Yani ya biz bu işi kendi başımıza halledemezsek sonra ne olacak? Yani bu onunla ilgili. Hayırdır Abidin? E
İyi geceler Fuat Bey. Ferit Bey'e baktım da ben. Suna, nasılsın? Evine hoş geldin. Hoş buldum. Akşam yemeğinde sizi görmeyi bekliyordum ama odanıza söylemişsiniz galiba. Evet, biz atıştırdık biraz yukarıda. İyi geceler Fuat Bey, iyi geceler Suna Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Salonda bir kahve içelim mi? Tabii eğer yorgun değilseniz. Ben bu saatte kimseyi rahatsız etmesem, odama gitsem daha iyi olacak. Nasıl isterseniz. O zaman alacağım olsun. Buyurun. Biraz durgun gördüm sizi. Burada olmaktan mı mutsuzsunuz yoksa? Yok canım, olur mu öyle şey? Alışmaya çalışıyorum diyelim. Umarım en kısa sürede alışırsın. Ben burada olmamdan çok mutluyum açıkçası. Ben de öyle. Asuman, sen uyumamış mıydın? Yok, hayır. Seni bekledim. Hoş geldin Suna. Demek sonunda yerleştin. Yerleştim değil de gidip geleceğim. Kusura bakma. Bugün doğru dürüst oturup konuşamadık. Ama artık bol bol vaktimiz var. Ben odaya geçeyim. İyi geceler size. İyi geceler. Ne yapıyoruz Ferit? Söylemedin. Taylan'ı ara. Buluşmak istediğimi söyle. Ne? Ara diyorum abi. Benim bu herifle konuşmam lazım. O öyle bir haber yapacak. Ben bu kadar laf işiteceğim. Onun yüzünden başıma bu kadar şey gelecek. Ben de böyle susup oturacak mıyım? Yok öyle dünya. Oğlum tamam, abartma. Mevzu kapandı, sümen altı edildi. Uzatma artık. Yok öyle sümen altı filan abi. Bana böyle bir şey yapamaz ya. Kim o ya? Kim o? Ben onun yüzünden bu kadar laf işiteceğim öyle mi? Ne çektiğimi ben biliyorum. Oğlum bak, ben seni biliyorum. Mevzu çıkartacaksın, olay çıkartacaksın, yapma. Ben senden akıl mı istiyorum abi? Hı? Ara diyorsam arayacaksın. Aramıyorsan da ver, ben konuşacağım. Ferit, bir sakin olur musun ya? Lütfen. Sakinim ben, merak etme. Hadi abi, hadi. Aa, orada işte. İyi bari. En azından sessiz sakin bir yer. Sessiz sakin olması daha iyi. Dur abi dur. Yalnız gideceğim ben. Ferit. Tamam ya, bir şey yok. Bir sakin olun. Ya sen bize sakin sakin diyorsun da asıl sen sakin misin bak Ferit. Kavga etmeyeceğine söz verdin. Etmeyeceğim Seyran, etmeyeceğim. Ya siz de beni iyice kavgacı bir tip yaptınız ama ha. Bir şey yok. 5 dakika konuşup geleceğim, tamam mı? Bekleyin beni burada. İnmeyin sakın. Geliyorum. Selamünaleyküm Taylan Efendi. Ferit Bey, bir şey söyleyeceğim. Çok iyi çıkmamış mısınız fotoğrafta? Ha? Bence normal halinizden çok daha iyi çekmişim. Aynen. Niye yaptın böyle bir şeyi?
Neden yaptın? Ne geçti eline? Ya benim bu karısını aldatan adamlara karşı bir gıcığım, bir takıntım var. Bunları yakaladım mı gözüm hiçbir şey görmüyor. Hemen ifşa edesim geliyor. İstiyorum ki bütün toplum görsün, tanısın bu ahlaksız insanları. Hay canım. Nereden geliyor senin bu takıntın? Zamanında baban çok mu aldatıyordu annene? Ferit Bey, bırak lan bu efendi ahlak bilgisi ayaklarını. Adam bildim seni, karımı aldım, geldik anlattık her şeyi açık açık. Ama belli, senin bir karın ağrın var, bir kaşıntın var. Neren kaşınıyorsa söyle bana, ben güzelce kaşırım seni. Çok iyiyimdir kaşımak konusunda, ister misin? Laflara bak, laflara. Ya sen babasının parasından başka hiçbir ederi olmayan bir zavallısın, ha? Sen de biraz adamlık olsa kendi yalanını kapatmak için karını sürüklemezdin benim peşimden. Of. Ya anlamıyorum ki. Gerginler mi, sakinler mi? Ferit'in sakin kalmasına imkan yok da. Adamın uyuması bari. Yok yok. Tutar kendini Ferit, yapmaz öyle bir şey. O kadar da değil yani. Oğlum bak. Önce doğru konuş benimle, okey? Keşke. Keşke. Siz daha tanımıyorsunuz bizimkini. Halime baksana. Deli miyim ben diken üstünde bekleyeyim öyle? Gözüm hep onun sağ elinde. Ne var ki sağ elinde? Önce böyle bir anına götür. Düşünürmüş gibi yapar, sonra da bam diye vurur. Sonrası Allah kerim zaten. Sırıtma oğlum öyle gevşek gevşek. Konuşsana. Ne yalan söylemişim, anlat bakayım. O kızın sevgilin olduğunu öğrendim. Pelin. Ses tonu da kendisi kadar güzel ha. Oğlum bak. Dilini kırtlağına sokarım, senin az kaldı. Oo, sakin ol şampiyon. Sence teyitsiz haber girecek kadar salak birine mi benziyorum oradan? Pelin'in fotoğrafını o yüzden mi sakladın? Anlaşma mı yaptınız? Belki daha fazlasını yapmışızdır. Okey, okey. Sinirlenmeyeceğim. Oyununa gelmeyeceğim senin. Karıma söz verdim. Şimdi dönmeyeceğim sana. Ama söz verdiğim için şimdi dönmeyeceğim. Okey. Sen beni mi dövecektin sen? He? O kaşlarla mı? Ya sen hiç bir aynaya falan bakıyor musun? Ha? Bir cürmüne, bir ebatına falan bakıyor musun? Ki zaten senin gibiler bu işi kendisi yapamaz ki. Abilerini çağırır. Sahi köpeğin nerede, getirmedin mi bugün? Getirmişsin tabii. Good boy. Karın da burada. Bugün değil ama bir gün. Sana bu sözlerini tek tek yedireceğim. Bizzat ben. Tek başıma. Okey. Karına benden selam söyle. Bakarsın yarın öbür gün onun da başı sıkışır. Bakarsın onu da yakalarım seni yakaladığım gibi. Olur mu olur. Karın da sana bir yere kadar tahammül eder bence. Ondan sonra ver elini İstanbul geceleri. Ver elini İstanbul erkekleri. Allah kahretsin. Dedim işte ben, dedim. Dedim ben. Ferit! 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 Gebertirim lan seni. Gebertirim.
Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Gidelim lütfen yapma. Beni bırak. 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 Yürü. Ferit. Ferit. Çok korkuyorum lütfen. Lütfen sakinleş. Çok korkuyorum lütfen sakinleş. Lütfen Ferit lütfen. Yürü tamam yürü hadi. Yürü arabaya yürü. Yeter yürü. Hadi lütfen arabaya hadi. Arabaya hadi lütfen Ferit. Taylan! Taylan! Taylan Allah kahretsin ya! Kalk. Kalk hemen hastaneye gidiyoruz hemen. Kalk. Aa, burnumu kırdı galiba. Çektim ben. Ha? Çektim. Ha, bakayım. Ha. Geç bakayım oraya. Aa, bu çok iyi çıkmış. Of ya niye bu kadar ileriye gittin ki? Her zaman haberin ayağımıza gelmesini bekleyemeyiz değil mi? Kalk hadi yürü. Motora gidiyoruz. Kalk hadi. Yürü. Kulağım da çınlıyor ya. Ya ben biliyordum işte ya. Biliyordum oğlum. Ben başımıza geleceği biliyordum. Tutamadın kendini çünkü. Az bile yaptım az. Sen beni niye tutuyorsun abi ya? Niye tutuyorsun sen beni? Ne yapayım? Gerizekalı. Ne yapayım oğlum? Adamı öldürecektin. Ne olsun istiyorsun oğlum sen? Ben bulmaz mıyım o herifi? Ben o herifi bulmaz mıyım? Ferit bir sakin olur musun lütfen ya? Aç şu camı. Aç derin bir nefes al lütfen aç. Abi dön. Dön Pelin'e gidiyoruz hadi. Ya ne Pelin'i Ferit Allah aşkına bırak o ya. O söylemiş her şeyi. Neyi? Sevgili olduğumuzu. Her şeyin göründüğü gibi olduğunu. Öyle haber yapmış. Dön abi hadi. Abi dön diyorum anlamıyor musun laftan? Ferit yürü git. Bir anlamadın sen beni herhalde. Dön Ferit, diyorum yapma. Sana. Dönsene abi. Abi. Ferit. Ferit. Dur dur şu arabayı hadi. Ferit bırak. Bir bak. Ferit manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ferit bırak. Dur. Ferit bırak. Ferit ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha? Ha? Ne yapıyorsun? Ya manyak mısın sen? Ya ne yaptığını sanıyor bu çocuk ya? Manyak be. Klinik vaka bu vallahi bak. Ah Ferit ah. Geldi buna yine geldi. Sinirle bu bir şey yapmasın da. Of. Ne oluyor yine ya? Telo. Telo aç kapıyı. Aç kapıyı. Telo. Ne dediğini biliyorum Telo. Aç kapıyı. Aç diyorum kapıyı sana. Aç. Telo. Kırdırtma bana bu kapıyı. Aç diyorum sana. Aç. Telo. Ne diyorsun Ferit? Sen bana böyle bir şeyi nasıl yaparsın Pelo? Ne yapmışım ya? Ya sen sırf kurtarmak için. Beni nasıl satarsın ya? Nasıl? Bir dakika ne diyorsun anlamıyorum hiçbir şey. O Taylan seni aramış. Evet aradı. Neyi anlamıyorsun o zaman? Her anlatmışsın herife. Her anlatmış mıyım? Adamla konuşmadım bile yüzüne kapattım telefonu. Pelo yalan söyleme bana. Ya sana niye yalan söyleyeyim Ferit? Bağırıp durma bana. Pelin bak yalan söyleme bana.
Anlaşmışsınız herifle. Bir güzel gizlemiş fotoğrafta senin yüzünü. Helal sana ya. Sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Nasıl mı düşünebilirim? Herif bana her şeyi açık açık anlattı diyorum sana. Sen aptal mısın Ferit? Adam sana yem atmış, sen de yemişsin ya. Ben niye böyle bir şey yapayım? Benim ne amacım olabilir ya? Bilmiyorum Pelo, bilmiyorum. Sen bu sıralar neyi niçin yapıyorsun? Benim aklım almıyor artık. Sen deli misin ya? Bunca yıldan sonra bana inanmak yerine o gerizekalı magazinciye mi inanıyorsun? Bu mu ya? Bu mu? Sen bu kadar mı tanıyorsun beni Ferit? Abidin abi, sen hiç gelme istersen. Şimdi Ferit beni tek başıma görürse geri de gönderemez. Mecburen benimle gelmek zorunda kalır. Emin misin? Eminim, eminim. İyi, öyle olsun. Ne hallere soktun bizi ya. Madem adam seni aradı, sen telefonu adamın yüzüne kapattın. Niye bana haber vermiyorsun ya? Ya niye beni aramıyorsun Pelo? Aramadım. Arayamadım çünkü. Ya neden ya, neden? Ferit, annen. Ne annen? Söyle. Tamam bak Ferit. Annenle ilgili değil konu. Sen sorunu sordun, cevabını aldın, tamam mı? Ben hiçbir şeyin cevabını almadım Pelo. Sen kaç gündür benim telefonlarımı neden açmıyorsun ya? Ha? Bir şey mi oldu Pelo? Bugün ne konuştunuz siz annemle? Ne dedi sana? Ya konuşsana Pelo, delirtme beni ya. Her anne gibi. O da oğlunun mutlu olmasını istiyor. Pelo bak, bir daha sormayacağım sana. Siz ne konuştunuz annemle? Vazgeçmemi istedi senden. Bitirmemi istedi bu işi. Sen mutlu ol diye. Siz mutlu olabilin diye karınla. Pelocuğum, sen ne yaptın? Tamam Gülgün teyzeciğim, ben de yıllardır bugünü bekliyorum zaten. Hadi görüşürüz deyip kaçtın mı, ne yaptın? Ferit, ben dünden beri neler yaşıyorum, senin haberin var mı ya? Bütün hücrelerimle acı çekiyorum ben. Biliyor musun sen acı çekmek nasıl bir şey? Ya bırak Pelo, bana duygusuz yapma. O fotoğraf kimin suçu benim ya? Kimin suçu, cevap ver. Pelo, bir soru sordum sana. Cevap versene. Sen o gün oraya gelmeseydin bizim başımıza bunların hiçbiri gelmeyecekti. Ama sen ne yaptın? Yerinde durdun mu? Durmadın tabii ki. Hadi geldin. Git diyorum, gitmiyorsun. Uzatma diyorum. Kapat konuyu artık Pelo diyorum. Anlamıyorsun. Yine orada bencil bencil. Ben bir bencilim. Ben sana her şeyimi verdim be. Hayallerimi verdim, geleceğimi verdim, her şeyimi verdim. Senden başka bir erkek tanımadım ben. Ya tanısaydın ya. Tanısaydın. Madem bu kadar şikayetçisin, tanısaydın. Benim suçum ne? Sen bunu mu anlıyorsun bundan? Evet, bunu anlıyorum. Bir de gitmişsin, annemle konuşmuşsun filan. Ne anlatıyorsun sen bana ya? Esas ben senin için neyim Pelim? Hı? Ya da neydim? Beni aramadan ayrılmışsın ya sen benden. Ne yapsaydım? Annen aldı beni karşısına. Ferit için de senin için de en doğrusu bu. Kimseyi daha fazla üzme diye konuştu. Ne yapsaydım? Sen evlendin ya. Allah'ın Anteplisi diye dalga geçtiğin kızla 7/24 berabersin. Yanına gelsem azar yiyorum. Uzakta dursam azar yiyorum. Sen ne istiyorsun benden Ferit? Ne istiyorsun? Ne yapayım? Öyle yıllarca olduğu gibi bir köşede elinin altında durmaya devam mı edeyim? Ne yapayım? Bütün gün bu evde seni mi bekleyeyim ben? Ne yapayım? Ben senin aldatmalarını bile görmezden geldim, biliyor musun? Belki dedim sen yetemiyorsundur, o yüzden yapıyordur dedim. Okey. Sen iyice saçmalamaya başladın. Ben daha fazla dinleyemeyeceğim seni. Hadi görüşürüz. Hayır ya, nereye gidiyorsun? Dinleyeceksin. Bak sana dinleyeceksin. Sen yıllarca her şeyime karıştın benim. Oturacağım evden okuyacağım bölüme kadar her şeyime karıştın ya. Geçmişimi sorguladın, arkadaşlarımı sorguladın. Senden önce bir sevgilim olmadığına ikna olana kadar sen beni hayatına almadın ya. Ama bak Allah büyük. Şimdi karım diye koluna taktığın kadının eski sevgilisiyle aynı evde yaşıyorsun. Ben Seyran'la isteyerek evlenmedim Pelin.
olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Alışıyorsun ama Emine. Boşanamazsın artık. İkimiz de biliyoruz bunu. Kör değilim ben. Salak da değilim. Seni çok iyi tanıyorum bir kere. Ne yapacaksın? Onu da elde edene kadar öyle etrafında dört döneceksin. Sonra beni bir köşeye koyduğun gibi onu da koyabilecek misin Ferit ha? Ne olacak? Ya bu kızın geçmişi hiç mi gelmeyecek senin aklına ya? Sen bana neler yaptığını hatırlıyorsun değil mi neler söylediğini? Hatırlıyor musun? Hatırlatayım mı? Ha? Benim bak kes sesini elinden bir kazan. Çıksın. Çıksın Ferit ya. Neyi değiştirecek bu? Seyran'ın geçmişini değiştirebilir mi bu ha? Ya o kız hiç mi sevgilisinin elini tutmadı, hiç mi öpmedi? Belki birlikte bile oldular. Kalbinin bir yerinde, aklının bir köşesinde o çocuk yok mu onun? Neden benim için sorun ettiğin şeyleri Seyran için etmiyorsun? Bu bir de senin karın. Sen karın olarak beni yanına yakıştıramazdın biliyorsun değil mi? Ali ile sinemaya gitmişsin ama. Ne yaptınız sinemada? Hatırlıyorsun bunları değil mi? Ya ben eve gelip hüngür hüngür ağlıyordum biliyor musun? Sanki Ali ile sinemaya gitmek çok büyük bir suçmuş gibi kendimi suçluyordum Ferit. Sen peki Seyran'a da soruyor musun sevgilisine ne yaptığını, Yusuf'a nerelere gittiğini, nerede... Yap Fela! Yeter! Kes sesini! Ferit burada mı? Abidin abi aşağıda bekliyor. Hadi. Tamam. Siz inin geliyorum ben şimdi. Ferit yeter. Hadi. Kafayı yemiş bir de. Bunlar beni delirtmeye yemin etmişler ya. Sen de çok akıllıydın ya. Rahat edebildin mi Sunacığım? Ettim. Çok teşekkür ederim. Bir durgunluk var herkesin üzerinde bugün sanki. Acı sonradan çıkar derler ya. Bence ondan. Yaşadıklarımızın stresini daha yeni atlatıyoruz. Ağam geliyor. Hani inmeyecek demiştin kahvaltıya? Kahvaltı için gelmiyor Orhan Bey'im. Konuşmaya geliyor. Hayırdır inşallah. Kötü bir şey yoktur umarım baba. Seyran kızım. Baban sabah namazıyla buradaydı. Bir şeyler duymuş, öğrenmiş. Sana tek bir soru soracağım. Şu masada güveneceğim tek sen varsın şu an. Onun için bana dürüst olacaksın. İleride torunlarıma ana,
Bu eve hanım olacaksın. O yüzden sana bırakacağım en önemli miras dürüstlük olsun isterim. Ha bir de okumakmış en büyük niyetin. Onu da yeni öğrendim. Eğer bana dürüst olursan okumana da bizzat izin vereceğim. Şimdi de bana. O gazetede çıkan fotoğraflar. Eski mi? Yeni mi? Kocan, seni geceleri evde bırakıp onunla bununla gezmelere gidiyor mu, gitmiyor mu? Tekrar ve son kez soruyorum. O fotoğraf eski mi? Yeni mi? Cevap ver bana. Yeni efendim. Dışarı çıktı mı, çıkmadı mı? Çıktı efendim. İnsan değerleri için yaşar. Ar, namus, haysiyet, dürüstlük. Bunlardır insan hayvanlar ayıran. Ama şu masaya baktığımda bunların hiçbirini göremiyorum. Yazık. Ağam, bu nasıl söz? Kes sesini fakat! Hepimiz hata yaptık. Hepimiz günah işledik. Ama hatalarımızla yüzleşip günahlarımızdan tövbe etmeyi bildik. Ya siz? Sizler yalandan, riyadan başka ne bilirsiniz? Ahlaksızlar! Hepsi benim suçum dedi. Bu masadaki kimse söylediklerini hak etmiyor.
Bak bana. Thank you.